Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle nefis bir kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Gerçekten hem yapımı çok kolay hem de o kadar lezzetli ki arkadaşlar, bir kere yaptığınız zaman inanın her zaman yapmak isteyeceğiniz güzel bir tarif. Her zaman kahvaltıya ne pişireyim diyen arkadaşlar, bu tarifim tam da sizler için. Ben tarifim için şöyle 3 adet domates kullandım arkadaşlar. Kullanacağınız tavanın büyüklüğüne göre veya evdeki kişi sayısının fazlalığına göre domates miktarını artırabilirsiniz. Yine şöyle 6-7 dal yeşil biberim var. 2 adet yumurtam var. Şöyle küçük bir kase rendelenmiş kaşar peynirim var. Bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber. Sadece bir diş de sarımsak var arkadaşlar. Malzemelerim bu kadar. Şimdi hemen tarifime geçiyorum arkadaşlar. İlk olarak domateslerimi doğrayarak başlayacağım. Domateslerimi şöyle yuvarlak halkalar şeklinde doğruyorum. Çok ince olmayacak şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Şu kısmını da temizliyorum. Çok ince olmayacak şu şekilde. Çok ince yaparsanız tavada erir arkadaşlar. Çevirmesi zor olur. Evet, bu kalınlıkta domateslerimi doğruyorum. Diğer domatesimi de aynı şekilde doğrayacağım. Evet arkadaşlar, domateslerimi doğradım. Görebiliyorsunuz dilimlerin kalınlığını, bu şekilde olacak. Şimdi domates tabağımı kenara alıyorum ve yeşil biberlerimi doğrayacağım. Yeşil biberlerimi de yine şöyle şu büyüklük yeterli. Sap kısımlarını temizledim. Güzelce yıkadım biberlerimi. Sap kısımlarını temizledim arkadaşlar. Bu şekilde doğruyorum. Evet, biberlerim de hazır. Şimdi hemen tarifimi yapmaya geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltı tarifim için şöyle tavamı ocağıma aldım ve tavamın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yağım eriyene kadar şöyle karıştırıyorum, yağımı güzelce eriteceğim. Evet arkadaşlar, yağım eridi ve şimdi bir diş sarımsağım vardı. Sarımsağımı da tavama rendeliyorum. Dilerseniz doğrayabilirsiniz de ince ince. Evet, sarımsağımı da rendeledim. Bir diş sarımsak yeterli oluyor arkadaşlar. Sarımsağı bol sevenler 2 diş de kullanabilirler. Şöyle bir gezdiriyorum. Şöyle bir kavuruyorum arkadaşlar. Evet, mis gibi sarımsak kokusu dağıldı şu an. Gerçekten sarımsak domatese çok yakışıyor arkadaşlar. Evet, şimdi artık domateslerimi tavama yerleştiriyorum. Domateslerimi yerleştirdim. Ve şimdi yine biberlerimi de şöyle aralara serpiştiriyorum. Yeşil biberlerimi. Dilerseniz bu aşamada kırmızı kapya biber de doğrayarak kullanabilirsiniz. Şu an elimde kapya biber yoktu. Normalde ben de koyuyorum. Çok da güzel oluyor. Evet, biberlerimi de serpiştirdim. Orta hararetli ocağımızda domateslerimizi alt yüzeyi kızaracak. Daha sonra çevireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, domateslerimiz pişerken ben de şimdi kahvaltılığımda kullanacağım. Sos hazırlayacağım. 2 adet yumurtamı şöyle uygun bir kaseme aldım. Ve ilk olarak yumurtalarımı güzelce çırpıyorum. Evet, çırpmış olduğum yumurtama baharatlarımı ilave ediyorum. Ve rendelenmiş kaşarımı da ilave ediyorum. Evet, kaşarımı da ilave ettim. Ve şöyle güzelce hepsini karıştıracağım. Çok az da tuz ilave edeceğim arkadaşlar.
Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet, harcımız artık hazır. Domateslerimizin alt yüzleri kızardı arkadaşlar. Şöyle çeviriyoruz. Diğer tarafları da kızarsın. Çatalımızı tavaya değdirmeden, teflon tavamıza değdirmeden dikkatli bir şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Güzellerimizi de aynı şekilde şöyle hafif altını çevirerek kızartıyoruz. Diğer taraflarını da kızartıyoruz. Gerçekten hem kısa sürede hazırlanan hem de çok lezzetli bir kahvaltılık arkadaşlar. Kesinlikle sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine şöyle çok az da tuz ilave ediyorum. Evet, domateslerimiz de kızardı artık. Diğer tarafları da kızardı. Şimdi harcımı üzerine ilave edeceğim. Hazırlamış olduğum harcımı domateslerimin üzerine ilave ediyorum. Şöyle spatula ile yayacağım arkadaşlar. Ve şimdi ocağımın altını kısıyorum. Ve tavamın üzerine uygun bir kapak kapatacağım. Bu şekilde kısık ateşte güzelce pişene kadar bekleteceğim. Evet arkadaşlar, kahvaltılarımız artık pişti. Görebiliyorsunuz, gerçekten muhteşem kokuyor arkadaşlar, inanın. Abartısız söylüyorum, çok güzel kokuyor. Şu an ocağımı kapatıyorum. Arkadaşlar, kahvaltılığımı şimdi servis tabağıma alacağım. Şöyle büyükçe bir servis tabağıma alacağım arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Evet, görebiliyorsunuz gerçekten nefis oldu. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Sizlere şöyle altını da göstereceğim. Görebiliyorsunuz domatesler çok güzel bir şekilde kızardı. Yumurtası, kaşarı pişti, eridi arkadaşlar. Gerçekten abartısız harika kokuyor arkadaşlar. Kesinlikle sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar, abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sizler de ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak, videolarımı izleyerek ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Videomu izleyen, abone olan, yorum yazan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.